Merhabalar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe düz yazma üzerine bu görmüş olduğunuz 5 rengi kullanarak çok güzel farklı bir model yapacağım. İnşallah faydalı bir video olur sizler için. İplerimin markası Altın Başak, renk numaralarını hemen sizlere söyleyeyim. Yeşil rengim 8 numara, krem rengi kullanacağım 911 numara, sarı rengim 650 numara, pembe rengim 635 numara. Mavi rengimin sanırım ip numarası kaybolmuş. Bu eskiden kullandığım iplerden de. Renk numarası yok. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir mavi kullanacağım. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inio61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir hanımlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamı yeşil rengimle geçtim. Şimdi yine aynı yeşil renkle devam edeceğim. Hemen zürafama sabitleyerek başlıyorum. Öncelikle iki tane zürafa atlayarak üçüncü zürafama ipimi bağlayacağım. Görüntümüzü netleştirelim. Evet, üçüncü zürafama çok yüksek bırakmayacak şekilde şöyle bağladım. Bakın, göz kararı ayarlıyorum buradaki ipimi. Daha sonra tekrar geriye dönüyorum. Aynı şekilde ipin üzerinden sola doğru çektim. Bakın, iki kat oluşturdum buradaki yuvamı. Şimdi buradan 3 ya da 4 tane sık iğne yapacağım. Bu sıktığım kısmı da sayarak şöyle 2 diyelim. Sıktığımı 1, diğerini 2, 3, 4 tane yaptım. 5 tane yapalım bu kısmı. Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane pırpır yapacağım ucuna. Bu uzunluk yeterlidir. Evet, 3. pırpırımı da tamamladım. Şimdi bu tarafa 5 tane sık iğne yapmıştım. Aynı şekilde buraya da 5 tane sık iğne yapacağım. Şimdi tekrar bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne oldu. Hemen zürafamın dibine sabitliyorum. En alttaki zürafama ipimi sabitledim. Şu kısma tekrar 1, 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafama aynı şekilde göz kararı uzunluğunu ayarladım ve sıkıyorum. Ve tekrar buradan geriye dönüyorum. Şu kısmı bakın şöyle tutarak ikisini üst üste getiriyorum ve sola doğru çektim. İki kat da aynı boyutta oldu. Şimdi bir tane düğümümü atmış oldum buraya. Bir tane sık iğnemi yapmış oldum. Dört tane daha ekleyeceğim hemen yanına. Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım yine ve ucuna
3 tane pırpır yapacağım. Evet, ikinci pırpırımla tamamladım. Şöyle üçüncü pırpırımı yaptım. Ve aynı şekilde 5 tane sık iğne yapacağım. Biraz elimle düzeltiyorum, yukarıya doğru çekiyorum. 4 5 tane sık iğnemi tamamladım. Bakın ikinci kısmını da yapmış oldum. 5. sık iğnemi tam şu dip kısma yaptığım için buraya tekrar batmayacağım iğnemi. Şöyle yaptım ve yine 3. zürafama geçiş yapıyorum. Evet, 3. kısmı da yine ayarladım hanımlar. Bakın buradan bağladım. Tekrar geri dönüyorum. İkisinin uzunluğu eşit olacak şekilde buraya tutturdum. Yuvamın içerisine aynı şekilde sık iğneyle geçeceğim. Bir saniye, bakın bağladığım düğümü sayıyorum. Ve 4 tane daha sık iğne yapacağım yanına. Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Biraz daha kenara yaklaştırıyorum ve 3 tane pırpırımı aynı şekilde ucunu oluşturacağım. Üçüncü pırpırımı tamamladım ve 5 tane hemen devamında sık iğnemi yapıyorum. Yine alt kısma 5. yapıyorum. Şöyle altına 5. zürafama sık iğnemi yaptım. 3 tanesini kamera önünde yaptım hanımlar. Şimdi ben devam edeceğim biraz daha. Bunu kamera arkasında tamamlayacağım. Modelimi diğer aşamasıyla tekrar geleceğim. Evet hanımlar, ben ilerlettim. Bakın bu şekilde devam ettirdim. Tabii ki sık iğne olduğu için çok kolay ilerlemiyor. Bunu da söylemiş olayım. Fiyat ya da yapacak olanlar artık fiyat belirlerken ona göre fiyatınızı belirleyebilirsiniz. Çok kolay ilerleyen bir model değil ama çok güzel duran bir model. Hemen krem rengimi kullanacağım. Şurayı boş bırakıyorum, bu kısmı. Üçüncü pırpırıma öncelikle sabitliyorum ipimi. Görüntümüz de net olsun, hemen yakınlaştıralım. Karşıdaki yine diğer pırpırın birincisine, yani şu arada kalacak şekilde bir yuva oluşturacağım. Bir köprü yapacağız. Bu şekilde bir köprü oluşturdum. Buradan hemen geriye dönüyorum. İki katlı bir yuva yaptım. Şöyle karşıdan karşıya geçerek bir yuva oluşturdum. Şimdi buranın içerisine pırpırlar yapacağız. 9 tane pırpırım olacak. Şu uzunluk bizim için yeterlidir. Tane pırpırımı buraya sığdırmaya çalışacağım. Böyle yaptıkça da elimizi düzeltelim, daha düzgün dursun, hepsini de sığdırabilelim. Beşinci pırpırım.
2, 4, 6, 7 tane, toplam 9 tane olacak. 2 tane daha hemen ekleyelim. Evet, bu kısmı tamamladım. Buradaki işlemimi bitirdim. Şöyle 9 tane tamamladım. Şimdi arasına belirli bir boşluk bırakacağım. 1, 2, 3, 4 tane şöyle yuvamı, yani 4 tane şu uç pırpırını bırakıyorum. 5. pırpırın şöyle ucuna aynı şekilde ipimi sabitliyorum. Bu orta kısmında da yine bir işlem uygulayacağım. O yüzden orayı boş bıraktım. Yine aynı şekilde karşıya geçiyorum ve geriye dönüyorum. Yine aynı şekilde yuvamı oluşturdum ve içerisine 9 tane pırpır yapacağım. Çift doladığımda pırpırlarım daha sabit duruyor hanımlar. Bunu da söylemiş olayım, daha kalıp gibi ütü bile gerektirmiyor bazen bazı modellerde çift doladığınızda. Bakın hiçbir şekilde dönme yapmıyor. Tabii ki ipi de kesmeden önce böyle çekerek gerdiriyorum, yani inceltiyorum. Onun da katkısı oluyor pırpırların dönmemesinde. Bunu da söylemiş olayım. Toplam 5 tane de pırpırımı tamamladım. 6. yaptım. 3 tane daha. Alttaki yuvayı biraz küçük yapmış olabilirim. Biraz zor olacak 3 taneyi sığdırmam ama. Evet, son bir tane daha. Bakalım 2, 4, 6, 8 olmuş. Bir pırpır daha sığdırırım inşallah. Şöyle kenarına biraz daha uzun, büyük yapmam gerekiyordu ama orayı ayarlayamamış olabilirim. Hemen buradaki işlemimi de tamamladım. Bakın iki tarafa da şöyle arasında bu kadar boşluk kalacak şekilde yaptım. Şimdi hemen ipimi değiştireceğim ve modelimin diğer aşamasıyla hemen geleceğim. Evet, sarı renk ipimi hazırladım kamera arkasında. Şu orta kısımda yapacağım işlemi hemen göstereyim sizlere. İpime bir tane boşluk bırakıyorum yanlarda. Şöyle ortalayacak şekilde hemen pırpırımın kenarına tutturdum. Yine karşıya geçerek bir yuva köprü oluşturuyorum. Buradaki köprümü çok uzun tutmasam da olur. Çünkü buraya 4 tane pırpır yapacağım. O yüzden biraz daha mesafesini kısa tuttum. Şimdi 4 tane pırpır yapacağım. Çok uzun olmayacak şekilde. Üçüncü pırpırımı tamamladım. Evet. Bakın 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar birinci pırpırıma geri dönüyorum. İpimi şöyle üstten geçiriyorum. Bakın üstten geçecek şekilde görüntümü biraz daha netleştireyim. Ve bu pırpırların üzerine zürafa geçeceğim. Evet, 3 tane zürafa geçtim. Geriye dönüyorum yine. İki tane zürafa şimdi geçeceğim. Tekrar başa alıyorum ipimi. Bir tane zürafa yapacağım. Ve zürafamın içerisinden yukarıya çıkıp işlemimi uç kısımda tamamlayacağım.
Buradan da kestim. Bakın burayı da oluşturdum. Şimdi hemen kamera arkasında ipimi değiştirip geleceğim hanımlar. Evet hanımlar, bakın bu kısmı da tamamladım yine. Hemen mavi rengimi iğnemi taktım kamera arkasında. Buradan başlayacağım. Son pırpırıma öncelikle ipimi sabitliyorum. Son pırpırıma ipimi taktım. Şimdi bir tane pırpır atlıyorum ve yan pırpırıma geçerek böyle bir yuva yaptım. Tekrar bir pırpır atlıyorum. Yan pırpırıma geçiyorum. Ve bir yuva yaptım. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Birer tane pırpır atlayarak üzerine yuvalar yapıyorum. Bakın burayı da tamamladım yine. Şimdi bu yapmış olduğum yuvaların içerisini de sık iğne ile dolduracağım. Ben saymadan yapıyorum. Ne kadar alıyorsa içi sık iğne o şekilde dolduracağım. Şöyle görüntüm biraz bulanık gibi. Evet, şimdi daha net. Devam ediyorum. İki tane daha sığdırabilirim sanırım şöyle kenarına. Bu yuvamdaki sık iğne işlemimi tamamladım. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Şöyle elimi tekrar yanaştırayım daha düzgün dursun. Bir tane daha yapalım hemen kenarına. Bakın buradaki işlemimi de tamamladım. Hemen yan tarafa yine düğüm atıyorum ve şöyle elimle çekerek kenara yaklaştırdım. Yine düğümlerimi oluşturuyorum, sık iğnelerimi. Yaptıkça da biraz kenara yaklaştıracağım. Daha sıkı, daha düzgün dursun diye. Burayı da tamamladım. İpim azaldı hanımlar. İpiniz azaldığında ben bu şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Sonuna kadar kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Şöyle iğneme bakın düğüm attım ve sabitledim. Dibine tutturdum. Şimdi yine son yuvamın içerisini sık iğne ile dolduralım. Evet, son sık iğnemi de attım. En sonda pırpıra tutturayım. Ve buradaki işlemimi de tamamlamış oluyorum. Bakın şöyle burayı da tamamladım. Şimdi şu sarı badem diyeyim buraya. Bademe bir işlem daha uygulayacağım. Hemen onu göstereceğim sizlere. Evet, bademime işlem uygulayacağım demiştim. Yeşil rengimi kamera arkasında iğneme taktım. Buradaki sarım yapmış olduğum yuvanın içerisine yeşil rengimi sabitledim. Şimdi bunun kenarına böyle şey geçeceğim, kontur geçeceğim. Hemen şu alt kısmı öncelikle kenarına tutturdum ve devam ediyorum. Kenarını zürafayla kontur geçeceğim. Burayı da tamamladım. Bu uç kısmın yine aynı yerine batarak karşı tarafa geçiyorum. Ve devam ediyorum.
yine son pırpırın içerisine alttaki pırpıra tutturdum ve yine yuvamın içine şöyle ipimi sabitliyorum. Evet, buradaki işlemimi de tamamladım. Şimdi buradaki sarı rengimi de ben sık iğnesini tamamlayacağım ve modelime bir ütü basacağım hanımlar ve bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, bugünkü modelimi de bu şekilde tamamladım. Videomuzun da sonuna geldik. Şunu söyleyeyim, oldukça zahmetli bir model. Fiyatını belirlerken ona göre söylemenizi tavsiye ederim. Hani hiç yapmamış olanlara da böyle bir bilgi vermiş olayım. Çünkü hep sık iğneden oluşuyor. Hele alt kısmı çok zor ilerliyor. Fiyatınızı ona göre belirleyebilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.